Büyük Menderes Havzası, Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından dünyada 16 ülkenin yer aldığı tatlı sulama alanları içerisinde yer aldı. Listede Türkiye'den Büyük Menderes Havzası'nın yer aldığını belirten Su Programı Proje Sorumlusu Eren Atak, "Nihai hedef Büyük Menderes'in sularını iyileştirmek. Bu bir takım yaptırımlar getirebilecek. AB, uyum sürecinde su yönetimi de değişti," dedi. Buarkent Ziraat Odası Başkanı Nazım Özdamar, Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, Koçarlı Ziraat Odası 2. Başkanı Adnan Aktaş, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Aydın Ovası Birlik Müdürü Mehmet Tosun, Çine Topçam Sulama Birlik Müdürü Yalçın Eşici ve Oda Yönetim Kurulu üyelerinin belirlediği sorunların değerlendirildiği toplantıda, Büyük Menderes Havzası ve su güvenliğini tehdit eden unsurların başında sanayi, evsel ve tarım atıklarının geldiği belirtildi. Özellikle Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesinde jeotermal tesislerin de etkisi gündeme geldi. Bu tür toplantıları kamu, özel sektör ve sivil toplumla bir araya gelerek yapacaklarını ve sorunların tespiti çözüm yolları için çalışacaklarını belirten Türkiye Su Programı Proje Sorumlusu Eren Atak, hedeflerinin Büyük Menderes Nehri ve Havzası'nı iyileştirmek olduğunu söyledi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF'nin Türkiye ofisiyiz. Bizim merkezimiz İstanbul'da, Ankara'da da bir ofisimiz var. Ben Ankara ofiste çalışıyorum. Dünya Doğayı Koruma Vakfı 1961 yılında kurulmuş bir örgüt. Şu an 5 kıtada 100'den fazla ülkede faaliyeti var ve 2000'den fazla doğa koruma ve kırsal kalkınma projesi yürütüyor. 5 milyondan fazla da destekçisi var. Biz de Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın Türkiye ayağı olarak Türkiye'nin doğa konusunda, doğasının ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler üretip uyguluyoruz. Bizim nihai hedefimiz Türkiye'nin ekolojik bütünlüğünün sağlanması ve burada bir deniz sistemini koruduğumuz zaman, denizlerin sağlığını koruduğumuz, onların biyolojik çeşitliliğini koruduğumuz zaman bir oradan faydalanan balıkçı da bizim hedef kitlemiz. Su konusunda çalışmalar yürütüyoruz ve çiftçilerle beraber çalışmalar yürütüyoruz. Bunun gibi veya ormanlarda yaptığımız çalışmalarda orman köylüleri bizim hedef kitlemiz. Yani hiçbir zaman biz doğayla insanı ayırmıyoruz. İnsanı doğanın bir parçası olarak görüp birlikte düşünüyoruz. Sürdürülebilir yarınlar yaratmak istiyoruz. Hem doğa için, doğanın biyolojik çeşidi için hem de insan için. İki alt başlıkta çalışıyoruz. Biz bir tanesi biyolojik çeşitliliğin korunması. Bütün Türkiye'nin bütün ekolojik öneme sahip alanlarında çalışamıyoruz. O yüzden bazı öncelikli alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Mesela Küre Dağları, Kaşkekova bunlardan bir tanesi. Büyük Menderes Havzası da bizim uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğümüz alanlardan bir tanesi. İlk Büyük Menderes Deltası'nın Dilek Yarımadası Milli Parkı'na eklenmesi için lobi faaliyetleriyle bizim burada çalışmalarımız başladı. Büyük Milli Park alanının genişletilmesi için çalışmalar gösterdik. Onun dışında bazı önemli türlerin korunması için de çalışmalar yürütüyoruz. Mesela Türkiye deniz kaplumbağası açısından en önemli dünyadaki üreme alanlarından bir tanesi. Türkiye'de kıyıların korunması bu hayvanın küreselde varlığı için çok önemli. O yüzden 20 yıldan fazla süredir deniz kaplumbağaları için mesela projeler yürütüyoruz. Yine Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren bu havza için burası kalkınacak hedefleri konulmuş. Tarımda, tekstilde, deride. Buna yönelik teşvikler uygulanmış. Hala daha uygulanıyor. Kalkınma planlarına baktığımız zaman mesela tekstilde ihracatta artış öngörülüyor. Pamuk açısından, pamuk üretim bakımından, tekstil, dericilik bakımından bu havza Türkiye'ye ciddi bir girdi sağlıyor. Ve bu sektörler suya doğrudan ve dolaylı olarak bağımlı. Suyun durumundaki en ufak bir değişiklik bu sektörleri etkileyecek durumda. Şimdi benzer bir şekilde Büyük Menderes'in doğası da suya çok ciddi bir şekilde bağımlılık gösteriyor. Yani sulak alan bakımından çok zengin bir havza burası.
10 tane sadece yasalarla koruma altına alınmış alan var. Kimisi milli park, kimisi tabiat parkı, kimisi doğal sit alanı. Ama yasalarla koruma altına alınmış olmasa da ekolojik öneme sahip, önemli bir biyoloji çeşitliliği barındıran alanlar da var ve bunların birçoğu sulak alan yapısında. O yüzden Büyük Menderes'in sularının temiz olması, yeterli miktarda olması doğası açısından da çok önemli.